Duygu regülasyonu diye bize aktarılan bir mesele bu konu. Regülasyon aslında şu demek, biz bunu düzenleme olarak çeviriyoruz genel itibariyle. Yani duyguları düzenleyebilme becerisi. Ama regülasyon aslında hazmetmeye daha yakın bir şey. Duyguları hazmetmeyi nasıl öğreniriz bizler geçmiş yaşantımızda? Hangi duygulardan bahsediyoruz? İnsani olarak varoluşumuzda bulunan işte 6, 7 kimisine göre 9 temel duygudan bahsediliyor. Mutluluk, üzüntü, ilgi, korku, tiksinti, öfke, nefret ya da işte kaygı, şaşkınlık gibi. Şimdi doğar doğmaz insan bu duygularla aslında temas etmeye başlıyor. Ben öykünün en başına götürmek istiyorum sizleri burada. Yani ne başlatıyor bu hayatı? Kıymetli yazar Mustafa Kutlu'nun söylediği gibi oraya atıf yaparak ben devam edeceğim. Ölüm mü başlatıyor her şeyi yoksa ölüme mi yürüyoruz aslında? Şimdi varoluşsal psikoterapinin kavramlarından birisi. Hani ölüm meselesiyle ilgili insan bunu ne kadar göğüslüyorsa, ne kadar buna bir anlam katabildiyse hayatında da o kadar doyumlu hissedecektir gibi bir bakış açısı var. Şimdi her birimizin hayatında çeşitli olaylar yaşıyoruz. İşte bir yaslarımız var, kayıplarımız var, travmatik deneyimlerimiz var vesaire. Fakat bugün burada buluşan insanlar olarak hepimizin başından ortak geçen bir travmamız var. Bunun adı doğum travması. Dolayısıyla doğmak, doğmuş olmak, dünyaya doğmuş olmak her birimiz için bir travma anlamına geliyor. Niye peki? Yeryüzündeki çünkü en konforlu yerden bahsediyoruz ana rahminde. Üşümek yok, terlemek yok, korku yok, kaygı yok. Çok büyük bir darbe olmadıktan sonra yani cennet tasviri olarak söylenen bir yer, yazarların da, aşıkların da, işte ozanların da ifade ettiği gibi dünya dolayısıyla bir sürgün yeri ve bu bir teşbih değil gerçekten. Psikiyatrik anlamda insan içinde dünya bir sürgün yeri. Çünkü noksanlığın ve eksikliğin içerisinde doğarız her birimiz. İlk çekilen oksijenle beraber ciğerlerin yanmasına müteakip ağlamayla başlıyor bu öykü. Yani bir duyguyla başlıyoruz ya yani biz bu hayata. Ne o duygu? Üzüntüyle başlıyor. Neşeli bir şekilde doğmuş çocuğa rastlayamazsınız. Yani insan yavrusu ana rahminden huzurla çıkmaz. Berbat bir şeydir bu. İlk kayıp. Yani burada Mustafa Kutlu'nun tarafındayım ben. Ölüm başlatıyor her şeyi. Ölüme gitmiyoruz aslında. Çünkü eksilmeye başlıyor. İnsan ana rahmini kaybederek hayata başlıyor. Felsefi bir vurgu yapmak için bunları söylemiyorum. Birazdan duygulara geçiş yapacağız fakat öykünün en başını ifade etmemiz gerekiyor burada. Şimdi bakım veren anne ve çocuk gebelik sürecinde bir uzuv gibiler. Anneler bilirler değil mi? Haberini aldıktan sonra artık o beden üzerindeki tasarrufunuz sizlerde değildir. Çok karmaşık bir şey. Bu benim empati yapabileceğim bir mesele değil. Yani yediğiniz artık sadece sizin inisiyatifinizde değil, sözleriniz sizin inisiyatifinizde değil, duygularınız bile sizin inisiyatifinizde değil. Öyle eskisi gibi rahat rahat korkamıyorsunuz bile bir başkasının sorumluluğu başladığı için. Her şeyi bırakın rahat kafanıza göre uyuyamıyorsunuz bile. Böyle bir uzuvsal bir işbirliği var. Et ve tırnak gibi. Sembolik olarak söylemiyorum bunu. Gerçekten birbirinin uzvu gibi. Ve dolayısıyla bebek dünyaya geldiğinde bunu kaybeder. İlk kayıp, ana rahminin kaybı. Fakat bu uzuvsal bağlantı bir miktar daha devam ediyor. Emzirme sürecinden bahsediyoruz. Yani halen daha anne ve bebek arasında bakım veren kişi ve bebek arasında bir uzuv bağlantısı sürüyordur burada. Anne memesi vasıtasıyla bebek annenin halen daha uzantısıdır burada. Şimdi buraya bir virgül koyacağım. Akabinde böyle tekrardan geri döneceğim meseleyle ilgili. Şimdi hayatta her birimizin hayatında ya milyarlarca liralık bir mirastan çok daha kıymetli olan edinseydik eğer, edinebilseydik eğer çok daha kıymetli olan bazı yetiler var. Bazı gelişmişlik düzeyleri var. Bunlardan biri kayıpla nasıl başa çıktığımız. Kayıpla başlayacağım ve bu sunumu kayıpla bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü kayıp başlatıyor her şeyi. Ana rahminin kaybı ilk kayıp. Tamlığın kaybı. Çünkü ana rahminde tas tamam bebek. Yani düşünsenize acıkmıyorsunuz bile. Çünkü kan yoluyla kordon bağı vasıtasıyla zaten doyuruluyor bu süreç. Yani yoksunluk hissetmediğiniz bir yerde bir kayıp yaşıyoruz ve dünyaya geliyoruz. Şimdi burada kendimize bir soru soralım. Kayıplarla ilişkimiz nasıl bizim?
Kayıptan kastım sadece sevdiğiniz birini defnetmekten söz etmiyorum burada. Bu bazen parayı kaybetmektir, bazen itibarı kaybetmektir, bazen zaman kaybetmektir, bazen sevgiyi kaybetmektir. Şimdi regülasyon süreci ta buralardan başlıyor aslında. Kayıp ve dedik ya mesela ilk temel duygudan bahsettik. Üzüntüyle dünyaya geliyoruz aslında. Üzüntüyü ne takip ediyor peki? Hemen vurgu yapacağım. Üzüntüyü de öfke takip ediyor. Bakın daha mutluluk yok ortalıkta. Haz var. Mutluluk başka bir şey. Doyum var ve haz var. İlk etapta dünyaya üzüntü duygusuyla geldik. Çünkü bir kayıp yaşıyor insan orada ve yoksunluğun içerisinde ve acı çekmeye başlıyor. Akabinde her engellenme öfke doğurduğu için bu üzüntü bebekte bir öfkeye de sebebiyet veriyor. Şimdi anne ve bebek arasındaki bağ bir uzuv bağı gibi dünyaya geldikten sonra. Mesela küçük bebeklere şahitlik edenler bilirler. Aranma davranışı denilen bir davranış vardır bebeklerde. Böyle dudaklarının kenarına parmaklarını sürerseniz ağızlarını sağa sola çevirirler. Hemen memeyi aramaya başlarlar. Arkadaşlar bebek gece uyandığında ilk önce aranma davranışı gösterir ve sonra ağlamaya başlar. Şimdi bu şu demek, bebek açısından düşünürsek ya meme dediğin nerede olabilir ki? Zaten yanı başında bir yerde olmalı anne memesi. Yani bu kadar büyük bir ihtiyaç. O yüzden zaten gecenin dördünde uyandığında da ilk önce aranma davranışı gösterir. Sanki buralarda bir yerde diye. Bulamadığında bir çağrı olarak ağlamaya başlar. Üzüntü ve öfke devreye giriyor. Şimdi bu süreç devam ediyor bu şekilde ve ikinci kaybımız başlıyor burada. İkinci kayıp memenin kaybı. Memeyi burada bir uzuv olarak düşünmeyin. Sevginin kaynağı olarak düşünün, yaşam kaynağı olarak düşünün. Yani ağabey hayat olarak düşünün, aklınıza gelebilecek ne varsa. Çünkü bebek için o süreçte, ilk 12 aylık süreçte özellikle hayattaki tek ve en önemli şey anne memesi. Yani o olduğu sürece hayatını sürdürebiliyor. Onu kendisinden çekerseniz varlığını devam ettiremez çocuk. Emzirmeyenler ya da emmemiş olan çocuklarda ne olabilir onu konuşacağım aklınıza eğer bir soru geliyorsa bununla alakalı. Şimdi iki tane senaryo yazacağım size. Buradaki tabloyu bir konuşalım kayıpla ilişkimize gelirken. İlk senaryo şu. Yani bebek için çok hayati bir şey annenin memesi ve dolayısıyla daima yanı başında olmasını diler. Ya daima kendisinin yanında olsun ve daima annenin memesi erişilebilir bir pozisyonda olsun. Şimdi fakat bu bazen olmaz ve olmamalıdır da ve zaten olamaz da böyle bir şey. Şundan bahsediyorum. Anne çocuğuyla ilgilenir, bakım veren kişi çocuğuyla ilgilenir, bazen odadan ayrılır. Hayat kaynağı kendisinden çekilen çocuk büyük bir öfke hisseder burada. Bu öfkeyi üzerinde taşımakta güçlük çekeceği için çünkü yaşam kaynağı onda öfkelenemem ona yani o her şeyi çünkü insan yavrusu için. Dolayısıyla annesinin yani bakım veren kişinin kendisine kötülük yaptığını sanar bebek. Ne demek bu? Şu su mesela benim için hayat kaynağı. Dolayısıyla bu suyu benden alıp götürüyorsunuz. Ben diyorum ki nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz ya? Ya o olmazsa ben yaşayamıyorum. Yani bunu benden nasıl alırsınız? Bebek nezdindeki tablo bu. Bir de anne tarafı var meselenin. Anne nezdinde de olay şundan ibaret. Anne mesela tuvalete gitmiş sadece. Ya da kapı çalmış. Odadan ayrılmış yani. Yani meselenin bebekte hiçbir ilintisi yok aslında orada. Anne emzirdi, odadan ayrıldı. Çocuğuyla ilgilendi, odadan ayrıldı. İhtiyaçlarını gördü, dışarıya çıktı. Çünkü anne de ayrı bir birey aslında. Ve arkadaşlar bakın, aylar boyunca tekrar eder bu. Anne odadan ayrılır, çocuk sanki etinden et koparılmışçasına bir acı ve öfkeyle annem bana nasıl bu kadar fenalık yapar hissiyatı belki bilinç dışı düzlemde hisseder. Umulan şu ki anne tekrardan orta ayarlı bir yüz ifadesiyle dönerse odaya yani şefkatli bir şekilde yaklaşabilirse eğer ve bu aylar boyunca tekrar ettiğinde bebekte şu bilinç oluşur. Ya zannedersem bu kadının buradan gidiyor olmasının benle bir alakası yok galiba. Yani bana fenalık yapmıyor sanırım anne. Ve burada hayatın en hakikatli ve en önemli gerçeklerinden biriyle tanışır. Meğerse meme benim değilmiş. Kayıp iki ve en önemli kayıp. Yani şunu benden aldınız gittiniz sürekli. Ben kıyameti kopardım nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz diye. Tekrardan şefkatli bir şekilde geldiniz. Ya bana bunu benden alıp gitmişti nasıl böyle iyi davranabiliyor ki? Bir daha, bir daha ve bir daha. Nihayetinde şunu anlıyorum. Ya burada bir zulüm yok, başka bir şey var sanırım. Ha, meğerse bu bana ait değilmiş, bu başkasınınmış.
Şimdi bu kaybı yaşarsa bebek, bunu şimdi yetişkin versiyonlarından size bahsedeceğim. Annesiyle kendisinin başka bir birey olduğunu, annesinin yaptığı her şeyin kendisini bu kadar ilgilendirmediğini, bazen meselenin onun etrafında dönmediğini idrak eder. Buraya şimdi parantezi kapattım. Yetişkinliğe gidelim arkadaşlar. Üç kişilik bir arkadaş grubunuz var. Birbirinizi çok seviyorsunuz ve iç içe bir diyaloğunuz var. Bunlardan iki kişi sizin olmadığınız bir yerde buluşuyor. Ve size haber vermiyorlar. Ne hissedersiniz bu durumda? Ya bazılarımız şey der, yani olabilir canım, karşılaşmışlardır mesela. Kimisi beni neden çağırmadınız diye söyler. Kimisi benle işiniz bitti değil mi? Menfaatiniz bittiği için böyle yapıyorsunuz. Yani bilseydim keşke böyle olduğunu, yani istemiyorsanız söyleyebilirsiniz, gelmeyebilirim. Ama bazen diyeyim, istisnalar muhakkak ki var. Belki de yolda karşılaşmışlardır sadece. Belki sadece baş başa olmaları gerekir. Bu kadar belki de mesele seninle ilgili değildir. Anneyle kurduğu o ilk ilişkide yatıştırılamayan çocuk yetişkin olduğunda dış dünyada kendisinin olmadığı hemen hemen her şey onu ilgilendirir hale geliyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir partiye çağrılmadığı için üzülmek başka bir şey. Keşke orada olsaydım diyebiliriz. Ama çağrılmadığım partiye giden insanların, ifadeyi mazur görün, bana kazık attığını zannetmek bu bir sorun demek aslında. Bana fenalık yapıyorsunuz. Ben neden çağrılmıyorum? Ben niye orada değilim? İşte bana ve bu şununla da alakalı, işte şunu söylüyoruz. Dedikodu ortamlarında olur ya da işte dertleşirken insanlar söyler. Ben mi yanlış düşünüyorum? Söyler misin bana diye teklif ederiz mesela. Emin değiliz çünkü. Hangisi özneden çıkıyor? Ben mi alınganlık gösteriyorum? Karşı taraftan bir fenalık mı görüyorum? Emin değilim. Bebek açısından bakalım. Annem bana zulüm mü ediyor? Yoksa ben mi alınganlık gösteriyorum? Mesela netleştiremiyorum zihnimde burada. Çünkü o ayrışma sağlanamıyor. O kayıp duygusu sağlanamıyor. Dolayısıyla ilk kaybı yaşayamayan insanlar hayatın geri kalan kısımlarında da şu cümleyi kurmakta güçlük çekebilirler. Ya beni aramak zorunda değil. Beni çağırmak zorunda değiller. Her şey benimle alakalı olmak zorunda değil. Alınganlığıyla yüzleşir mesela. Bunun daha kronik ve ağırlaşmış kişilik sorunlarında şuna rastlayabiliriz. Yansıtmalı özdeşim denilen ilkel savunma mekanizmalarından birisi. Kişi kendisinde taşımak istemediği karanlık duyguların ötekinden kendisine geldiğini zanneder. Ve çoğunlukla buna altıncı his denir, değildir. Ben birisine baktım mı benden hoşlandı mı hoşlanmadı mı anlarım der mesela. Böyle bir malumat mümkün değil. Projeksiyondur bu. Projeksiyon ne? Ben ondan hoşlanmadıysam ilk etapta, haz etmediysem, beni rahatsız eden tarafları varsa ve ben kendi hissettiğim bu öfkenin farkında değilsem karşı tarafın beni hoşlanmadığını sanırım. Bebeğin yaptığı şey de oydu. Hatırlayın az önceki vurgumu. Kendisi aslında öfkeli annesine gittiği için. Kendisi aslında çok büyük bir belki nefret hissediyor. Ya deneyimliyor o süre zarfında. Ama bunu aslında annesinin kendine yaptığını zannediyor. Bana fenalık yapıyorsun. Alınganlık dediğimiz meselenin özünü aslında burası oluşturuyor. Dolayısıyla kaybı nasıl karşıladığımız çok önemli. Biraz daha vurgulayalım şimdi. Bazı insanlar mesela İstanbul trafiği, Ankara trafiği, işte Bursa, İzmir trafiği değil mi? Bazen saatlerce trafikte beklersiniz. Bazı insanlar yapacak bir şey yok. Yani bu trafik, katlanacağız buna derken, bazıları sanki sadece kendilerine yönelik bu trafik organize edilmiş gibi öfke hissediyorlar. Bir tek kendisi çekiyormuş gibi öfke hissediyor. Kayıpla başa çıkamıyor, zamanın kaybı ile ilgili. İlişkilere yordayalım. Bir hocamız bahseder. Böyle, çok böyle güzel, nüktedan bir ifade. Mesela insanlar şunun için psikoterapiye gelmezler der. Yani bu adam diyor ki hayatımın sonuna kadar seni aynı heyecanla seveceğim. Hiçbir zaman bu hissettiğim duygudan, heyecandan, tutkudan bir eksiklik olmayacak cümlesini duyduğunda psikoterapiye müracaat etmezler. Fakat içlerinden biri artık seni sevmiyorum dediğinde psikoterapiye gelirler mesela. Bu enteresan bir paradokstur. Hocanın kazan hikayesi gibidir bu. Dolayısıyla kazanın doğurduğuna inanan birçok insan, evet, kazanın öldüğüne, yani kayıp duygusuna inanmakta güçlük çekiyor. Açayım, ne anlatmaya çalışıyorum? Yani büyük büyük cümlelere inanma eğilimi gösterirken
Ben artık senden hoşlanmıyorum. Seninle beraber olmak istemiyorum dendiğinde mesela nasıl yani? Ne münasebet? Nasıl olabilir böyle bir şey? Yalnızlıktan, reddedilmekten, terk edilmekten çok korkuyoruz. Ve orada bebeğin ilk edinmesi gereken bilgi annem meğerse benden başkaymış bilgisi. Yani ne demek bu? Odadan gidişinin benimle bir ilgisi yokmuş. Bana kötülük için değilmiş. Ya meğerse anne başka bir varlıkmış. Uzuv değilmişiz onunla. Kordon bağı bunu sağlıyordu. Meme ile kurduğu ilişki halen daha onlar uzuv gibi zannediyordu. Fakat artık şunu öğrendi. Yani o başka biri. O ben aynı değilim onunla. Bunu kavrayan insan da bu nereye gider? Şu cümleyi kurmayı bırakır. Benim en büyük suçum herkesi kendim gibi zannetmek derler mesela. Ne demek bu? Şöyle düşünün. Ben cep telefonu beni birisi aradığında sadece öfkeliysem ve sadece nasıl söyleyeyim aşağılayıcı davranmak istediğimde telefona cevap vermiyorsam eğer karşı tarafta bana bunu yaptığı zaman bu yüzden yaptığını sanıyorum. Kişi kendinde taşımak istemediği karanlık duyguları ötekinin bedeninde deneyimliyor. Jung'un sözüyle ifade edelim. Ötekinde rahatsız olduğumuz hemen hemen her şey bize anlatır. Yani bize kendimizi anlatır bu rahatsız olduklarımız, öfke hissettiklerimiz. Kayıptan devam edelim. Duygulara geçiş yapacağız. Çocuklarınızla kurduğunuz ilişkiyi bir düşünün. Yani etrafınızdaki küçüklerle kurduğunuz ilişkiyi bir düşünün. Yani bir şey değildir, sağlıklı değildir belki ama bir şeker aldınız bir marketten. Açtınız. Açar açmaz mesela paketinden yere düştü. Ne yapıyorsunuz burada? Nasıl bir reaksiyon gösterirsiniz? Hemen yerine yeni bir şey koymak mı? Yoksa buna dayanabilir misiniz? İki çocuk bir araya geldi mesela. Daha küçük yaşlarda bunu çok yaşarsınız. İşte biri ötekinin sahip olduğu şeye sahip olmayı istiyor. Benim olsun o diyor mesela. Ne kadar durabilirsiniz bunun karşısında ve gerçeği anlatarak ne kadar yapabilirsiniz? Bizler yetişkinler olarak kendi içimizde eğer kayıp duygusuyla başa çıkamıyorsak, yani kaybettim ve bitti olan bu. Gerçek bu yani ve bununla bir şekilde iliyet kurmam lazım, bir bağ kurmam lazım diye bu beceriyi geliştiremediysek çocuklarımızın da kayıp duygusuna karşı tahammülleri olmuyor. Onlara da bunu anlatamıyoruz. Çünkü benim kayıpla aram yok aslında. Çiftlerle alakalı bir örnek vereyim size. Kayıpla ilgili ne olduğunu söyleyeyim. Mesela hemen her birimiz bir ilişkiye başlarken, bir evlilik kurarken, bir flört ilişkisi kurarken kafamızda hayaller ya da kurgularla başlarız biz bu sürece. Yani şöyle olsa ne güzel olur diye. İlişki başlar fakat ilişki umulduğu gibi olmaz bazen. Şimdi umulduğu gibi olmamasını nasıl değerlendirdiğimiz çok önemli bizim için. Ben aramasam beni hiç aramaz mesela gün boyunca der biri. Bir örnek vereyim anonim örneklerden. Yani hiç aramıyor beni gün içinde hiç merak etmiyor herhalde. Şimdi burada bir kayıp var. Neyin kaybı? Daha çok arasını istiyorsun değil mi? Daha çok irtibat kursunu istiyorsun. Seni daha çok merak etsin istiyorsun. Evet ama sonuçta aşk ilişkisi ya işte sonuçta evlilik böyle bir şey değil midir diye bir sorun gelir arkasından. Tam burada yanılgının içerisine düşüyoruz işte. Dipnot olarak bunu almanızda fayda var. İlişkilerde, dünyanın tüm ilişkilerinde ideal yoktur, sadece olan vardır. Yani ideal bir ilişki yoktur. Evlilik dediğin böyle olur. Dostluk dediğin şöyle olur. Arkadaşlık dediğin böyle olur dediğimiz şeyler bizi gerçeklikten uzaklaştıran şeylerdir. İdeali kaybediyoruz ilişkide. Yani neyi öğreniyoruz? İşte bana diyordu ya hayatımın sonuna kadar seni hep aynı dozda, aynı düzeyde seveceğim diye. Bu bir idealdi ve ben idealin gerçek olacağına dair bir inanç taşıdım. Olacak herhalde ya bu sefer. Olana bakıyorum, olan bazen canı sıkılıyor. Bazen beni görmek istemiyor, bazen benden kaçıyor. Mesela bazen beni yalnız bırakıyor, bazen hiç aramıyor. Olan bu işte. Bu olanla irtibat kurmam gerekiyor. Bazılarımız ya tamam gerçek bu ve bir şekilde bununla diyalog kurabilirim diyebilir. Bazılarımız için bu ben böyle bir ilişki istemiyorum bu beni rahatsız ediyor ve ben bunu sonlandırıyorum diyebilir. İkisinde de bir sorun yok. Törpülemeye başladığımızda ilişkiyi olduğu gibi kabul etmediğimizde bu defa işte sorunlar başlıyor. Yani sistemden bahsediyorum. Beni bugün hiç aramadın. Zamanım yoktu diyor.
Ufak bir yalan giriyor devreye. 5 dakikada mı vaktin yoktu? Sıkışmışlık duygusuyla öfke ve saldırganlık başlıyor. Burada münakaşalara başlıyor. Ve nihayetinde işte ideal ilişkide bir ideal olduğunu sanan kişi ısrarla aranmadığında, ısrarla hali hatırı sorulmadığında, arayıp da telefonuna dönülmediğinde bunun kendisiyle alakalı bir terk ediliş öyküsü olduğunu zannediyor. Yine dönüyorum tekrardan geriye. Aynı bebeğin sandığı gibi. Onu benden aldın, bana bu kötülüğü nasıl yaparsın? Aslında olan şey zil çalmış ve anne gitmiş kapıyı açmaya aslında. Burada da olan şey aynı. Görmemiş, duymamış ya da bazen işitmemiş. Yine somut gerçeklikleri bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Yani bahsettiklerim genellenebilir şeyler değil. Bir fikri ortaya koymak için bunu anlatıyorum. Aramadın, sormadın ya da işte bu telefonuma cevap vermedin. Öyleyse beni sevmiyorsun. Beni eskisi kadar sevmiyorsun artık sen. Neden peki? Buna vardıran sebep nedir? 2 gündür arıyorum, telefonlarıma çıkmadı. Olanla yetinmemiz gerekiyor arkadaşlar ve duyduğumuzla yetinmeliyiz. Ne demeye çalışıyorum? Bana beni sevmediğini söyleyene kadar bunun için kafa yormamalıyım aslında. Ama neden kafa yoruyorum? Kayıpla çünkü aram yok. Yani kayıp duygusuyla yüzleştiğimde bununla başa çıkamıyorum, darmadağın oluyorum. Yas tutabilme kapasitem yok. Dolayısıyla bu yası yaşamamak için, kaybetmemek için ve terk edilmemek için ilişkiyi böyle mengene içerisine alıp tabiri caizse sıkıştırıyorum orada. Hiç bitmeyecek değil mi? Şarkılara da söz konusu oluyor. Terk etmeyeceksin değil mi? Sonsuza kadar sürecek değil mi? Aynı şiddette olacak değil mi? Beni çok seviyorsun değil mi? Diğer ihtimali benden uzak tut. Çünkü şeyle kayıpla başa çıkamıyorum. İki, duygu düzenlemeden devam ederken güven duygusuna burada ya vurgu yapayım. Nasıl güveneceğiz o zaman karşı tarafa? Karşı tarafa güvenilmez. Yani insan güvenilebilir bir varlık değildir. Yani insan çok kendinden yana bir varlıktır. İnsan çok gerçeği çarpıtabilen bir varlıktır. İnsanın egosu ihtiyaç duyduğunda her türlü gerçekliği ya da her türlü karanlığı bir biçimde kendisine nasıl söyleyeyim olur hale getirme potansiyeli olan bir varlıktır. Güven bu dağlara herhalde kar yağmaz diyerek kurulacak bir şey değildir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bana hiçbir zaman kötülük yapmayacaksın değil mi sorusuna hayır asla denildiğinde güven kurulmaz. Bu bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü insan mahiyeti itibariyle iyi ve kötüyü harmanlamış bir varlıktır aslında. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Israrla referans noktası olarak oraya vurgu yapacağım. Sonra diğer duygulara geçiş yapayım. Mesela bebek şunu söylüyor. Ne kadar kötüsün. Bunu benden aldın. Ne kadar kötüsün. Anne sonra şefkatli bir şekilde geldi. Ne kadar iyisin aslında. Sonra tekrardan aldı götürdü. Nefret ediyorum senden. Sonra tekrardan geldi. İyi ki varsın. Siyah ve beyaz. Annenin siyahını gördü, beyazını gördü. Kötüsünü gördü ve iyisini gördü. Eğer kaybı yaşayabilirse, kayıp duygusuyla başa çıkabilirse, bebek burada annesinin de işte orta halli bir anne olduğunu öğrenir. Ve bizler için ve psikoterapi için de en zorlayıcı şey, bakın şunu demek mesela çok yıpratmaz bizi. Yani işte ya babam çok beter bir adamdı, işte sürekli öfkeliydi, işte ensemizde boza pişirirdi, böyle bir adamdı. Ya annem işte şeydi, diktatör gibi kadındı, böyle hep dimdik dururdu. Yani biz ondan çok korkardık. Tanımlayabildiğimiz ebeveynler ruhsal anlamda hasar bıraksa da görece o kadar ağır hasarlar değildir. Bizi mahveden şey ne olduklarını bilmediğimiz ebeveynlerle yaşadığımız ilişkiden kaynaklanıyor. Mesela kimsin sen? Sahneyi söyleyeyim size. Hatta bir örnekten yola çıkayım. İzlediniz mi bilmiyorum. Ben tamamını izleyemedim çünkü çok üzücü bir sahneydi. Bu evladına eziyet yapan bir babanın bir videosu geçenlerde vardı. O görüntüdeki en ağır şey şu diyebilirim size. Şiddet evet çok ağır. Çocuk yani hayati bir tehlike atlattı orada bebekken. Yani yaşamını bile yitirebilirdi. Böyle bir babanın elinde büyümesi ama en zorlu olan sahne şu arkadaşlar. İzleyenler hatırlayacaklar. Tekrardan bakmayın tavsiye etmiyorum. Yani bebek kucağındayken ona şiddet uygulayıp bir taraftan da böyle şu hareketi yapıyordu. Sakinleştirmeye çalışmak gibi. Şimdi aynı bedenden gelen iki, aynı insandan gelen iki taban tabana zıt bilgi. Yani kimsin sen? Ya beni öldüren kişi misin?
sakinleşip işte regüle etmeye çalışan, uyutmaya çalışan kişi misin? Yani kimsin sen burada? İşte Vamık Hoca'nın kitabında geçer. Doğumundan itibaren paylaşılmış bir öykü olduğu için söylüyorum. İşte çocuğuna lavman uygulayan bir anne. Aman hijyenik olsun, aman işte bağırsakları her zaman rahat olsun, aman çocuk karın çeşitliği yaşamasın diye doğduğundan itibaren çocuğu böyle büyütüyor. Şimdi iki tane burada mesaj geliyor. Ya bir, sen benim temizliğimi önemseyen, bana fedakarlık yapan, bu kadar emek veren bir anne misin? Yoksa beni doğduğumdan beri istismar eden anne misin? Kimsin sen? Adını koyamıyorum senin. Keşke kötü olsan, başa çıkabilirim çünkü bununla. Kötüyle başa çıkmak zor değil. Ya da iyi olarak adını koyabilsem. İşte o süreçte bahsettim ya, yani o tutarsız davranışlar çocuktaki bölünmeye sebebiyet veriyor. İyi ve kötüyü aynı potada eritemiyor. Dolayısıyla ya siyah ya beyaz, ya hep ya hiç. Haliyle kaybetmekle de, kayıp duygusuyla da başa çıkamıyor. Şimdi böyle başladık diyelim öyküye. Daha bir yaşlardayız. Hayat devam ederken, bebekler büyüdükçe, dile geçiş yaptıkça anne ve babalarına teklif ederler duyguları. Şimdi burada da bize nasıl yaklaşıldığı, bazı duygularla nasıl başa çıkacağımızı çok belirleyen bir şey. Yeni nesil ebeveynlikte çok sıklıkla duyduğumuz ifadelerden birisi mesela. Bu da kayıpla başa çıkamamak gibi. Üzülmesin, çocuk üzülmesin. Mesela bu çok enteresan bir ifade. Çocuk üzülmesin mantığıyla korunmuş, kullanmış olan bir çocuk duygu regülasyonu becerisi geliştiremez. Yani bir duygu nasıl yönetilir? Korktuğumda ne yaparım mesela? Bunu geliştiremez. Şimdi buraya gelmeden önce size ben şunu sorayım. Kendi hayatınızdaki duygularla nasıl başa çıktığınızı bir düşünün. Yetişkin hayatlarımızdan biz bunu düşünelim. Utandığınızda mesela utandım diyebiliyor musunuz? Çok utandım, mahcup oldum. Korktuğunuzda mesela çok korktum diyebiliyor musunuz? Duyguları ifade edememek semptoma dönüşür. Korktum, yetersiz kaldım, üzüldüm, özledim, iğrendim, endişeleniyorum. Bunları diyemediğimiz için başka şeylere dönüşür ve beden yoluyla ifade edilmeye başlanır. Yoruluyorum, istemiyorum diyemediğimiz için mesela fizyolojik somatik semptomlara dönüşür bu. Hani beden kayıt tutar diye ifade edilen şey, dille ifade etmediğimiz, sözel olarak ifade etmediğimiz şeyler fizyolojik olarak kendisini ifade etmeye başlar. Bir kediden korkar çocuk, ürkmüştür yani ve anne ve babasının yanına gidip teklif eder bunu. Çok korktum. Nasıl karşılıyor anne ve babası orada ona? Korkulacak bir şey yok. Bunlar korkulur mu? Böyle mi karşılıyor? Yoksa daha mesela metanetli, daha kabule dayalı bir şekilde mi karşılıyor kendisini? Utandı mesela çocuk. Utandığında ebeveyn bunu nasıl karşılıyor? Nasıl göğüslüyor? Öfkelendi ya da öfkelendiğinde ne yapıyor? Bütün bunlar o çocuğun o duyguyla nasıl başa çıkabileceğini gösterecek şeylerden birisidir. Neredeyse İstisnasız hepimiz garip bir şekilde topluluk önünde o ağlamanın bir arifesi var ya, bir eşiği böyle insanın dudaklarının titrediği, ağlamamak için kendisini tuttuğu yer. Mesela nereden geliyor bu bilgi bize? Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Niye mesela? Yani insani olan bir duyguyu bu kadar yaşamamak için çabayı göstermek niye? Ağladığında ne olduğuyla alakalı, hatırlanmayan zamanların mirası bu. Ağladığında, öfkelendiğinde, üzüldüğünde mesela ne olduğu ile ilgili. Bir oyuncak mağazasına gittiniz, çocukluğunuzu hatırlayın ya da siz kendi çocuklarınızla kurduğunuz ilişkiyi. Çok sevdiğiniz bir oyuncak var, yok dendi. Olmadı dendi yani. Arzulanan bir şeyin imkansız olması ya da ertelenmesi üzüntü uyandırıyor. Çok üzüldüm. Gözünden gözyaşı dökülüyor çocuğa. Ebeveyn bununla nasıl başa çıkıyor? Ya saldırgan bir şekilde yapar, istediğin kadar ağlayabilirsin, almıyoruz o oyuncağı der. Ya da evet istediğim bir şey olmadı, bu insanı çok üzüyor. Bir de yanına şöyle bir empati cümlesi kursa tadından yenmeyecek bir ebeveynlik olur. Ya biliyor musun, çocukken ben de böyle babamla gittiğimde bazen oyuncağı almazdım. O kadar böyle üzülürdüm ki. Başka bir yerden sesleniyormuşum gibi düşünmeyin. Pratik ebeveynlikte de deneyimliyorum bunu. Elbette her birimizin zorlandığı ya da işte sıkıştığı zamanlar olabiliyor. Duygularını düzenlemekte zorluk çekebiliyor. Fakat bizler aslında ebeveynler olarak kendi duygularımızla başa çıkamadığımızda çocuk da başa çıkamamaya başlıyor.
Çok sıkıştığınız, çok darda kaldığınız ve çocuğunuza çok öfkelendiğiniz bir sahneyi düşünün mesela. Çok öfkelenmişsiniz. Konuşmak istemiyorum şu an seninle. Çok değil, 2 dakika sonra mesela o duygusunu yaşayıp kaldığı yerden sizle ilişkiye devam ediyor. Fakat bizler yetişkinler olarak o kadar çabuk dönemiyoruz oraya. Bizden çok daha yetenekli çocuklar. Öfkelendi, bir şeyi fırlattı, kırdı mesela. O duygusunu yaşayıp annesinin babasının yanına tekrardan rutin ilişkisini kurmak için dönebiliyor bebek. Bizim için epey bir vakit geçmesi gerekiyor bunun. Fazlasıyla böyle yatışmamız gerekiyor. İşte çıkıp bir yemek yemek gerekiyor. İşte bir nefes almak gerekiyor. Yani ben bir yürüyüşe çıkmam gerekiyor ki sonrasında bunu sağlayabileyim. Bizlerden duygularını çok daha düzenleyebilme yeteneğine, ifade etme yeteneğine sahip olmasına rağmen çocuklar, ki bu cesaret demektir ve güç demektir aslında. Garip bir şekilde birbirimizi bazen itham ederken çocuk kelimesini kurarak aşağılamayı tercih ediyoruz. Mesela çocuk gibi davranma. Çocuk muyum ben? Bana çocuk gibi söylenme. Çocukmuşum gibi muamele etme. Şimdi nereden geliyor bu? Mesela çocukluğu bu kadar yerin dibine nasıl yapabiliyoruz bunu? Neye dayanarak yapıyoruz? Mesela çocukluk niye bu kadar iğrenç bir yer? Çocuk çocuk konuşma. İşte kendimi çocuk gibi hissettim. Bu bizim işte o duyguları yaşarken kendimizden ne kadar utandırıldığımızla alakalı. Ben utandığımda, korktuğumda, yalnız kaldığımda, zorbalığa maruz kaldığımda ne duydum ben? Ne oldu bana? Vuramadın mı bir tane sen de? Yazıklar olsun. Ya bırakın korkuyu ifade etmeyi. Ne var bunda korkacak? Gel bakayım buraya. Ağlama. Sus bakayım. Tut bakayım şu kediyi elinde. Bak yok bir şey. Ya ilk denize gittiğiniz deneyimleri düşünün mesela. Herkesin ailesinde vardır muhakkak böyle tutup işte tepe taklak suyun içine sokulan çocuklar. Hayır istemiyorum, korkuyorum dediğinde. Her şeyi bırakın, duyguyu geride bırakalım. Bir çocuğun doydum cümlesine ne kadar tahammül ediliyor bizim toplumumuzda? Doydum ben anne. Ne kadar işitebiliyoruz bunu? İstemiyorum cümlesini ne kadar işitebiliyoruz mesela? Benim kayıpla ve reddediliş hissiyatıyla aram yoksa çocuğa da bunu dayatıyorum. Örnek vereyim. Mesela mutlulukta nasıl başa çıkacağız? Mutluluk da başa çıkılması gereken bir duygudur. Yani mutluluğu göğüslemek, iyi şeyleri göğüslemek de o kadar kolay değildir. Ufak bir öykü anlatayım size. Hiçbir arkadaşın yok o oyuncak, haberin olsun ha, diyor babası alırken. Okula verdik ama bayağı da para verdik, bak bilgin olsun. Ailen bak senin için bu kadar emek veriyor, okul için fedakarlık yapıyor, haberin olsun senin. Yaşattığı bütün güzelliklerin diyetini ister bazen ebeveynler. Yok öyle tek başına hiçbir şeyi umursamadan, maddi kaygı yaşamadan bir yerde bunun huzurunu yaşamak. Ortak olacaksın çektiğim ızdırabı. Ayrışmamıza müsaade etmiyor bazı ebeveynler. Çocukların ayrışmalarına bazen müsaade etmiyoruz. Neyin ayrışmasından bahsediyorum? Arkadaşlar 2 kere 2 4. Çocuklar ebeveynlerine karşı sorumlu değildir. Bebeklik aşamasından bahsediyorum. Fakat ebeveynler çocuklarına karşı sorumludur. Bir çocuğun ebeveynine yaptığı şey ebeveyninde ruhsal bir hasar bırakmaz. Yine yetişkinlikten söz etmiyorum ki yetişkinlikte bile bu çok zordur. Fakat ebeveynin neredeyse her yaptığı çocukta ruhsal hasar bırakabilir. Bir çocuk dünyaya gelmeyi hiçbir zaman kendi istemedi. Çocuk dünyaya getirmek tamamen ebeveynin arzusuydu. Dolayısıyla haddimi aşmak istemem fakat şunu ifade etmekte fayda var. Ben seni doğurana kadar neler çektim? İşte annen seni doğurana kadar ben senin için ne masraflar ettim diyen ebeveyn doğru söyleyen ebeveyn değildir. Çünkü benim kim olduğumu bilmiyordun sen o zaman. Ben yoktum yani. Senin projeksiyonun vardı. Senin evladın vardı orada. Yani nasıl söyleyeyim? İşte açık tenli mavi gözlü doğdum. Bilmiyorsun ki. Benle ilişkide değilsin sen orada. Sen orada kendi arzunla ilişkindesin. Ya beni hiç görmedin. Uydurma abicim. Yani hani sen bana yapmadın bunu. Yani bu senin ebeveyn olma arzunla alakalıydı. Bir ebeveyn olarak söylüyorum. Dünyaya gelmeyi kendileri istemedi. Dolayısıyla ebeveynlik bir sorumluluk, bir vazgeçiş ve bir gereklilikler silsilesi ise evlatlarımız bunun ızdırabını çekmek zorunda değil. Baban çok öfkeli. İşte babanın işleri çok kötü gitmiş. Ses çıkarma evde.
Baba bir duyguyu regüle edemediğinde anne çocuğundan diyetini istiyor mesela. Gülme olur mu? Şimdi buradan yola çıkalım. Şuraya varalım mesela. Sahip olduğunuz başarı, mutluluk duygusundan bahsediyoruz. Mutluluk duygusu nasıl regüle edilir? Bir başarıya sahip olduğunuzda bunu göğüsleyebiliyor musunuz? Bir düşünün bakalım. Yoksa gizlemek zorunda mı kalıyorsunuz? Bilmesinler şimdi, boş ver, görmesinler. Bir başkasında sizin elde ettiğiniz yok diye elde ettiğinizi ne kadar değersizleştirdiğinizi bir düşünsenize bazen. Genelleme yapıyorum arkadaşlar. Bir duyguyu anlatmak için istisnaları muhakkak var. Yani şundan bahsediyorum. Çalışmışsınız, çabalamışsınız, bir şey elde etmişsiniz. Çanta olsun bu ya. Neyse yani. Nazar kavramı denmiş. Evet, bir yorum gelmiş. İşte tam bundan bahsediyorum. Yani nazarın belki psikodinamiğini incelersek burada da aynı yere vurgu yapabiliriz. Çünkü ebeveyn de onu söylüyor. Yani tek başına mutlu olamazsın, haberin olsun. Ya ben sana bunu öyle diğerlerinden tamamen bağımsız bir şekilde bunun keyfini çıkarmana müsaade etmem diyor aslında. Amiyane ifadeyle konuşacak olursam. Dolayısıyla bir yakın arkadaşınız size geldiğinizde saatin ne kadar güzelmiş ya dediğinde bazen bunu değersizleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Diyor, bir aldım öylesine işte ya. Pahalı da bir şey görünüyor. Kaç para verdin buna? Ya çok önemli değil işte, takside böldüm. Yapmamıştır mesela bunları. Böyle değildir. Hayır abi, gittin işte, neyse yani, tek çekimde aldın, parasını ödedin. Bunun ardında durmalısın artık. Ya bir mutluluğun diyetini ödemek durumunda değilsin ya da bir başarının diyetini ödemek durumunda değilsin. Ama işte mutluluk karşısında ebeveynin ne yaptığını düşünüyorum. Süslü püslü bir paket içerisinde aile büyükleri bir hediye getirir size ya da siz çocuğunuza götürürsünüz. Bu kadar değil mi? Alır, sevinir. Ne güzelmiş der. İlk cümle teşekkür et. Dur bir dakika, hemen ona odaklanma. Bir teşekkür et önce. Değersiz bir evlat yetiştirmekten bahsetmiyorum. Bakın burada yani bir sapla samanı benim de ayırmam gerekiyor. Burada çok böyle savrulmaya gerek yok. Ama biraz bir müsaade etmek gerekiyor ona ya. Bir görmesin beni yani. E öpmedin. E oldu mu şimdi yani? Burnundan getir çocuğun. Yani o kurdeleli paketi verdin ya mesela. E öpmedin bak. Ne kadar ayıp ya. Olur mu böyle şey? Diğerleri de devreye giriyor. Teşekkür ettin mi? Babana teşekkür ettin mi? Amcana peki? Bak dedene, dedenin elini öpmeyi unuttun. Ona da teşekkür et. Diğerine de şükran duy. Sonra peki herkesin narsistik ihtiyaçlarını karşıladığında gidip tek başına artık odanda oyuncağınla oynayabilirsin. Al sana mutluluk. Ne kadar acınası, ne kadar üzücü bir tablo yani. Sonra yaş 45, her şeyim var ama mutlu hissetmiyorum yani. Her şeyim var. Param var, iyi bir konumdayım, çocuklarım sağlıklı, benim sağlığım yerimde. Ben niye böyleyim? Niye acaba? İşte o her şeyle ne yapacağımız çok önemli. Mutluluk becerisi. Maddiyattan bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla bazılarımız her şeyi elde etse de umulan o huzur gelmiyor. Bir kullanıcımız demiş ki kusura bakmayın gerçekten anlayamadım. Teşekkürü hatırlatmak da sıkıntı mı? Özür dilemeyi hatırlatmak gibi bunlar da aynı şey mi? Bir müddet o duyguda kalmasına müsaade etmek gerektiğinin ben arkasındayım. Onu ifade ettim, hani belki işitilmemiş olabilir o. Bir müddet en azından yani. Biraz bir tadını çıkarsa mesela, yaşasa. Bir açsa paketine, bir baksa, bir mutlu olsa, ne kadar güzelmiş dese vesaire falan. İçlerinden biri de nezaketli olarak onu söylese. Ya biliyor musun, biri bizi mutlu ettiğinde teşekkür ederiz. Bu daha iyi hissettirir mesela. Yapmak ister misin? Fikrini sormak ve bir duyguyla başa çıkma. Yani bir duyguyu özümsemesini sağlarız orada. Bak mutluluk böyle doya doya yaşanan bir şeydir. Korkma, arkasında dur. Neyin arkasında dur? Ya, tadını çıkar. Albert Camus'un sözü, başarı ve kazançlarınız sadece onu bağışlamaya razı olduğunuzda affedilir der. Bazen bu bile yetmez. Yıllar boyunca hayalini kurar. Yıllar boyunca bunun umuduyla yaşar işte. Bir üniversiteyi kazansam, şöyle bir okul bitirsem, şunları yapsam vesaire diye. Bitirir o üniversiteyi. O üniversiteyi bitirmemiş biriyle denk geldiğinde nereyi bitirdin, nereden mezun oldun dedin. İşte Anadolu'dan bir okul bitirdim herkes gibi. Değersizleştiriyor mesela. Kızma bana diye. İyi bir şeye elde ettiğim için bana kızma.
Senden farklılaştığım, öykünden dışarı çıktığım için bana kızma. Yaş kaç olursa olsun duyduğumuz öykülerden belki size tanıdık gelecektir bu. Ailenizden tamamen bağımsız tatile gittiniz. Kimsenin fikrini almadınız, yetişkinsiniz. Tek başınıza gittiniz. Dönüyorsunuz mesela, bazen baba telefonda şey diyor, tatil ha? Çok iyi. Hadi bakalım. İyi miydi bari? Eğlendiniz mi? Çok güzel. Biz de burada uğraşıyoruz mesela, acı çekiyoruz. Yani ne münasebet diyor ya, ben acı çekerken senin huzurlu olabilme ihtimalin. Ya bu söz konusu olabilir mi diyor yani. Ben orada sıkıntı çekiyorken, ben mutsuzken, iş stresi içerisindeyken senin ayrı bir öykü kurabilmen mümkün değil. Ayrışamazsın diyor yani. Şimdi bu çocuğu alın. Yine büyütelim bu çocuğu. Görece kendisinin sahip olduğu imkanlara sahip olmayan bir arkadaşıyla karşı karşıya geldiğinde kızma olur mu, darılma olur mu? Ben kendi elimle bunu yerin dibine batırırım diyor zaten. Öylesine bir okul bitirdi. Mesela işte emek verir, bir şeyleri çabalar vesaire sırf o ona darılmasın diye. Ya çok önemli değil ya. Ben yapıyorsam herkes yapar der. Bu değildir ama ya. Hayır, bazen sadece sen yapıyorsundur arkadaş yani. Herkes yapamıyordur bazen bunu. Ama işte o ayrışamamakla ilgili. O yoksun durumdaysa onun da yani onunla da aynı olmam gerekiyor. Ben de onunla aynı hissedeyim. Çocuğumuzun yanlışlarını gördüğümüzde suçlamadan nasıl doğruyu gösterebiliriz? Bu yine cümle içerisinde yani şeyi aktarırken ifade edeyim onları. Empati yaparak, kendimizden örnek vererek bunu ifade etmek çok önemli. Çok böyle rahatlatıcı olur çocuklar için. Korku dedik mesela. Mutluluktan bahsettik. Üzülmek işte. Üzüldün değil mi? Değil mi? İnsan üzüldüğü zaman bazen gözünden yaşlar geliyor. Bazen kendisini kötü hissediyor. Üzüntüyü de yok etmememiz gerekiyor. Bakın duyulan cümlelerden birisi de. Yine kayba vurgu yapacağım burada. Çünkü çok önemli bir temel yapı taşı bu. Kimse için ummayız. Allah göstermesin. Yani işte babasını trafik kazasında kaybettik. Çocuğumun bu süreçten etkilenmemesi için ne yapmalıyım? Mesela ilginç bir soru bu. Çok zor, çok karmaşık soru. Çocuğumun üzülmemesi için, çocuğumun etkilenmemesi için. İnsan olmanın temel gereği. O bahsettiğim ya temel duygulardan. Dolayısıyla hiçbir duyguyu kendi bedenimizden kesip atamayız. Yaşanmalıdır, yaşanması gerekir. Ve yaşayabilmeyi, dile dökebilmeye cesaret eden insanlar burada duygusal anlamda daha sağlıklı insanlardır. Üzüldüğünü, korktuğunu, yalnız hissettiğini, özlediğini. Şimdi biz bunları söyleyemiyoruz. Biraz daha başka bir tabloya geçeyim. Yani işte 11'de eve gel. Neredesin sen bu saate kadar? Dur bir dakika. İşte ne, bu saatte eve mi gelinir? Sorumsuzsun. İşte hiç ailenle ilgilenmiyorsun. Asıl duygu ne? Çok özledim seni. Yalnız hissediyorum. Terk edildiğimi hissediyorum. Hayatın yüküyle tek başıma başa çıkmakta zorluk çekiyorum. Bakın yaşadığımız bütün deneyimlerde, ebeveynlerimiz ve çevremizle kurduğumuz ilişkide korktuk, anlaşılmadı. Korkacak ne var? Üzüldük, üzülmedendi ya da yalan söylendi. Bunu başka türlü ifade edemem. Ama ben o oyuncağı istiyorum, çok istiyorum. Gözyaşı dökerken gel ben sana alacağım yani. Hadi şimdi yapalım. Yan tarafta bak market varmış. Bu markete gidelim oradan ben sana bakacağım deyip çocuğa yalan söylüyoruz mesela. Ve dolayısıyla bir üzüntüyü de şey yapamıyor. Üzüntüyü de regüle edemiyor. Bunu da yok ettik. Tiksinti, iğrenmek ya da istememek. İstemiyorum, dokunma bana. Öpeyim mi bir kere? Hayır, öpme. Hadi tamam lütfen bir kere. Bunu da yok ettik. Doydum ben, tokum diyor mesela. Bakım veren boynunu büküyor. Ama üzülürüm diyor mesela. 1,5 yaşında, 2 yaşında. Ya çocuk dil gelişimi olsa kardeşim ne alakası var? Ben yemiyorum sen niye böyle derbeder oluyorsun dese yeridir yani. Ama üzüldüm diye ifade ediyor mesela. Bedeniyle ilgili tasarrufta bulunmasını da elinden aldık. Ne kaldı? Elimizde milli ve manevi duygumuz öfke kaldı yani. Her şey öfke. Özlüyorum, öfkeleniyorum. Yalnız kalıyorum, öfkeleniyorum. Terk ediliyorum, öfkeleniyorum. Reddediliyorum, öfkeleniyorum. Yan baktın kavgası işte şu kavgası, laf atma kavgası sürekli bir öfke. Başka bir şey kalmıyor ki öfke de olmasa zaten çıldıracağım artık çünkü başka bir şey kalmadı elimde. Bir şekilde bunun dışa vurulması gerekiyor. Ve dolayısıyla sıklıkla yaşadığımız bir sorun öfke duygusu. Şimdi çocuklara duyguları regüle etmek nasıl öğretilir? Bu işin
amentüsü diyeyim. Hani denir ya böyle, temel kaidesi çocuğa karşı dürüst olmaktır. Her ne olursa olsun dürüst olmak. Ben çocuğuma yalan söylemem cümlesini cesaretle kurabilecek bir ilişki ağı kurmamız gerekiyor. Ve zor bir şey değil bakın. Ona yalan söylemek için hiçbir sebebimiz yok çünkü. Ama ağlıyor. Güzel. Tam da böyle olur zaten. Ama bu sefer sorun çıkarıyor. Buraya bir dipnot düşeceğim. Şu gelebilir. Ya böyle konuşuyorsun da ne kadar yapabiliyorsun diye. Ben ebeveynliğime güvenerek bunları anlatmıyorum. Bir literatür bilgiden bahsediyorum. Çünkü bilgiden bağımsız bir şey ebeveyn. Bilmek bir işe yaramıyor. Bir çocuğumuz doğduğunda çocuğumuzla beraber bizim çocukluğumuzla ve çocukluğumuza ait travmalar da doğarlar, dünyaya gelirler. Çok iyi bir teyze, çok iyi bir hala, çok iyi bir amca ya da dayı olabiliriz. Bunlar asla iyi ebeveynli olacağımızın emareleri, belirtileri değildir. Kendi annemle babamla nasıl bağlandım, bu öykülerde neler yaşadıysam ebeveynliğime bunlar sirayet eder. Dolayısıyla ister psikolog olsun, yardım eder, faydalıdır, evet doğru. İsterse çok yetkin bir pedagoji uzmanı olsun, fark etmiyor. Ebeveynlik başka bir şey. Ebeveynlik örneği sergileyemem ama bakın burada samimiyetimle şunu söyleyebilirim. Ben kendi evladımla kurduğum ilişkide yalan söylemiyorum. Söylemedim şimdiye kadar. Ve bir zorluğunu yaşamadım bunun açıkçası. Birçok konuda yaptığım yanlışları söyleyebilirim. Ardımda duramam ama bu konuda bir zorluk yaşamadım. Şimdi şunu anlatayım size. Yeni doğan bebeklerde bir nesneyi gösterirsiniz ona. Mesela nesneyi arkanıza sakladığınızda 6-7. aylara kadar o nesnenin kaybolduğunu zanneder çocuk. C oyunu bu yüzden çok keyif verir onları. Yüzünüzü kapattığınızda ebeveyn kaybolur. Açtığınızda tekrardan mesela ona kavuşmuşluğun duygusuyla kahkaha atar çocuk. 6. 7. aylardan sonra bu oyun kâr etmez. Çünkü bebekte şu bilgi artık zihninde uyanmaya başlar. Nesneler ben görmesem de varlıklarını sürdürüyorlar. Yani ben bir kalemi alıp arkama sakladığımda bebek dönüp arkama uzanmaya başlar. Orada da varlığını sürdürüyor diye. Bu şu demek. İlk etapta anne odadan ayrıldığında bebek annenin yok olduğunu sanabilir. 6. 7. aylardan sonra anne başka odalarda varlığını sürdürüyor demektir bu. Nesne sürekliliği diyoruz. Nesne sürekliliği çok çok önemli bir mesele. Şimdi temel bilgi neydi? Ben görmesem de nesneler varlıklarını sürdürüyor. Böyle bir inancım var. Bu oluşuyor artık. Bunun oluşması için ebeveynin verdiği sözde hayat memat meselesi olmadığı müddetçe durması gerekiyor. Şunu anlatayım ben size. Sabah mesela ebeveynlerden biri evden çıkıyor. Çıkarken evde ona bakacak olan diğer kişiye diyor ki sen oyala, beni görürse ağlar şimdi, bırakmaz beni. Birisi alıyor oyuncak gösteriyor ona ve arka tarafta ebeveyn uzaklaşıyor, evden kaçıyor mesela. Bir bilgi var çocuğun elinde. Nesneleri görmesem de varlıklarını sürdürüyorlar. Annem ya da babam buradaydı. Başka odadır herhalde. Oraya da bakıyor yok. Diğer tarafa da bakıyor yok. Mutfağa da gidiyor, orada da yok. Bilgiyi tarumar ediyoruz burada. Hani varlıklarını sürdürürlerdi? Hani ben görmesem de buralarda bir yerde olurlardı? Anne baba da bir şey demedi çünkü. Yani çocuğa şunu demesi gerekiyor. Şimdi gidiyorum, akşam geleceğim. Biliyorum çok üzülüyorsun ama mecburum buna. Git ve akşam tekrar geri dön. Söz verdiğin saatte geri gel. Ve böylelikle çocukta şu inanç gelişecek. Yani nasıl söyleyeyim? Terk edilmek, böyle terk edilme konusunda tetikte olmasına gerek olmayacak bu çocuğu. Söz vermediğimde şuna dönüşüyor. Ben senin sağına soluna güvenemem ki, dolayısıyla bırakamam seni. Yani senin ne zaman ne yapacağın belli değil. Ben seni mutfakta bilirken sen bir bakıyorum ki evde değilsin. Dolayısıyla da beni kreşe bırakmaya kalktığında ben seni zaten eteğinden ayrılmayacağım haliyle. Bilmiyorum ki akşam gelir misin, tekrar döner misin acaba? Emin değilim bundan. Vaziyet böyle olduğunda birçok anlamda nesne süreklilikleri zedelenmeye başlıyor. İşte ben sana yarın alacağım. Evde var aynısı. Aa bak burada ne varmış, kuş geçiyormuş. Bütün duyguları yasaklıyoruz. Doydum diyor mesela. Bak kuş geçiyormuş diyor. Ağzına yemeği tıkıyor tekrardan. işte üzüldüm diyor mesela. Tekrardan neşelendiriyor. Elindeki bir şey. Bak 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 ne var burada. Bak buraya bak. Oo diyor mesela. Üzülme, sakın üzülme. Üzülemezsin. Anne gitme diyecek mesela, oyalı. Alıyor anneannesi ya da babaannesi, her neyse, başka şeyle oyalıyor. Birini uğurlamayı bilmiyor böylelikle. Yani biri nasıl uğurlanır, nasıl hoşça kal denir birine? Nasıl, insan nasıl ayrılır?
İlişki kurmak kolay. Asıl zor mesele ayrılabilme becerisi. Ayrılamıyoruz çoğumuz. Olmuyor mesela. Neden diye soruyoruz yani direkt. Niye? Neden gidiyorsun benden? Bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptım? Düzeltebilirim. Eskisi gibi olabiliriz. Yeter ki gitme yani. Dürüstlük bir. İki, ilgi ve alaka. Çocuğa pür bir şekilde dürüst olmak zorundayız. İkincisi de vakit geçirmek zorundayız ona. Ve vakit geçirirken de yani şunu söylemem gerekiyor. Bakın o başında saydığım duygular, üzüntü, korku, mutluluk, tiksinti, nefret. Çocuk bunları hissettiğinde lütfen ve lütfen bunu yok etmeye çalışmayın. Bırakın yaşasın, teşvik edin hatta. Ayağını sehpaya çarptı, işte bir kenara çarptı mesela. Geleneksel reflekslerimizden işte üfleyip yok bir şey demek. Hayır, var bir şey orada yani. Söyleyin bunu böyle. Ne kadar acımıştır şimdi, değil mi? Of, küçükken ben de vurduğumda var ya nasıl ağlardım. Çok acıyor insanın canı. Sonra eklenin ama biliyor musun geçiyor bir zaman sonra. Şu an acıdığını biliyorum. Yaşa bu acını. Anlıyorum seni bak acı çekiyorsun. Ya da gidip sehpaya vuruyor mesela bu sefer. Yetişkinlikte peki bu çocuk acı çektiğinde, yetişkin olan kişi acı çektiğinde bu sefer kime vurmaya başlayacak? Yine birini bulacak. Kötü talih, kader, güçsüz insanlar, gücünün kime yettiği, cam, çerçeve, değil mi? Evde eşyalar kırılıyor mesela. Öfke duygusunu regüle edemeyen insanlar mesela bir şeyi kırıyor. Hocam şöyle bir soru var, iletebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Regüleyi sürekli bir ebeveynle özleştirmiş çocuklar oluyor anneyle genelde. Anne onu sakinleştirmek durumunda. Bu açıdan nasıl yaklaşılabilir diye sorulmuş. Yani tam anlamadım. Anne burada Yani esas. evet, yani özdeşleştirme, işte regülasyon sürekli anneyle olmuş. Sanırım biraz baba burada eksik veya geri planda kalmış. Genel kanaat şu yönde. Anne içi inşa eder, baba da dış dünyayı inşa eder. Kişinin kendisiyle ilişkisi, annesiyle kurduğu ilişkiyle ilintili bir tarafı vardır. Nasıl biriyim? Sevilebilen biri miyim? Korktuğumda, korkmak demeyeyim daha ziyade, işte sevgi, takdir, kabul, bakım görmek, daha böyle anneyle ilgili o temel ihtiyaçlar. Bir de diğer taraf, mesela korkmakla ilgili, yabancılarla ilgili, dış dünyayla alakalı duygularda da çocuk döner babasına bakar. Kriz anında ne yapıyor babası? Mesela korktuğunu söyleyebiliyor mu? İfade edebiliyor mu çocuğuna bunu? Çok korktum az önce biliyor musun? Tedirgin oldum. Öfkelendiğinde mesela söyleyebiliyor mu? Çok öfkeliyim şu an. Bir yerleri yumruklamadan mesela örnek olabiliyor mu çocuğuna? İşte az önce trafikte giderken bu oldu ya, beni çok kızdırdı ya. Çok öfkeliyim şu an. Sakinleşmek, nefes almak ya da başka bir şey yapmak mesela. Dış dünya ile ilintili şeylerde duygu regülasyonları konusunda babanın devreye girmesi gerekecek. Yine tekrar edeyim. Bir, dürüstlük. İki, ilgi ve alaka. Üçüncüsü de samimiyet. Dördüncüsü naçizane garip bir teklif olacak ama bu programı da dahil ederek ya çocuklarla ilişkide çok fazla böyle teknik pedagoji bilgilerinden ebeveynlerden özellikle ricam biraz uzak durun derim. Yani ebeveynlik çok hissel bir şey. Ve bu bahsettiğim şeyleri bir psikologdan duymaya ihtiyaç yok yani insani maslahatlardan bahsediyoruz aslında burada. Hani ben bunun nasıl hasar verebileceğini bahsedebilirim size ya da bu beceri nasıl gelişiyor. Bunun nasıl olacağı ile ilgili aslında böyle yapmalısınız, şöyle yapmalısınız. Yani ebeveynliğin stili içindeki davranışları aslında müdahale edemeyiz burada. Çünkü yine tekrar edeceğim. Annelik ve babalık çok bireysel, çok biricik meselelerdir. O yüzden samimi olun lütfen. Yalan söylemeyin, samimi davranın, ilgi ve alaka gösterin burada. Çocuk duygu regülasyonu ile alakalı ciddi anlamda yol kat edecektir diye düşünüyorum ben. Bunu baba yapamıyorsa, anne çocuğa açıklıyorsa aslında baban orada üzüldü, o yüzden bağırdı demek mantıklı mı? Mantıklı. Dürüstlüğün yanındayım yine burada. Ama o üzüldüğünü söylemiyor. Ya da üzülünce babam böyle yapıyor dediğinde şu da mümkün. Mümkünse babasının kendisinin yapması gerekiyor bunu. Ya bazen başa çıkamıyorum bu duyguyla. Bunu toparlamaya çalışıyorum. Ama işte şimdi burada ebeveynliğin iddiasından vazgeçmemiz gerekecek bizim. Yani bunlar çok karmaşık şeyler. Mesela çok tipik duyulan sorulardan birisi. İşte uygunsuz bir şey belki ama sigara kullanıyorum. Çocuğum bana sigara içiyor musun derse ne cevap vereceğim? İçiyorum diyeceksin.
Başka bir şey yok ki. Doğru neyse onu söyleyeceksin. O zaman peki ben ona doğruyu nasıl anlatacağım? Anlatamayacaksın işte. Yani babasının da bazen böyle hatalarının olduğunu, çelişkili davrandığını, muhteşem olmadığını görecek. Hayal kırıklığına uğrayacak. Kayıpla tanışacak burada. Süper kahraman değilmiş meğerse. Doğruları anlattığı kadar bazen anlattıklarının öğrencisi olamıyormuş aslında babam da. Şimdi bu ebeveynlik narsizminden de kurtulmamız gerekiyor çocuklarla samimi bir ilişki kurmak için. Her şeyi aşikar etmek, bütün zaafları çocuğa göstermek değil. Çünkü onların arkasına sığınacak güçlü bir dağ da olmak durumunda. Yani onların kaygılarını giderecek kişiler. Fakat bir yerde şuna müsaade etmek lazım. Yani biz de yapabiliyoruz. Onarmak becerisi. Hepimiz yaralarız birilerini. Fakat aslında olması gereken şey onarımdır. Çocukları onarmamız gerekiyor burada. Yani evet bunu ben yaptım. Yaptığım şey bana yakışmadı. Ben de işte bazen yanlış yapabiliyorum biliyor musun? Ama bunun içerisine farklı bir bilgi katmadan bu öz eleştiri yapmanız. Aslında sevdiğimden yaptım. İşte ben seni çok seviyorum biliyor musun? Diyor yatıştığı bir zamanda ebeveyn. O da diyor ki ama az önce oyuncağımı çöpe attın diyor mesela. O da diyor ki olur mu kuzum diyor atar mıyım diyor. Attın arkadaş işte yaptın ya. Yaptın yani içinden bir karanlık çıktı. Söyle bunu çocuğa. Beni böyle sev. Ben beyaz değilim. Aynısı ya sen de öyle olacaksın. Bak beyaz taraflarım da var, siyah taraflarım da var. Seviyorum seni özümde. Bazen böyle yanlışlar da yapabiliyorum yani. Bu insanları siyah ve beyaz diye bölmemesine de yarar çocuğun. Ve dolayısıyla bütünleştirebilmeye başlar aslında. O zaman şöyle bir soru ileteyim. Duyguları düzenleme için 7-8 yaşta geç mi kaldık diye bir soru gelmiş. Harika bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman geç değil. Yetişkinlikte de biz bunu öğreniyoruz. Ama iki tane kritik dönem var. Biri çocuğun ilk ayrışma evresi. Yaklaşık böyle ikili yaşlarda başlayan. İşte o güne kadar nasıl söyleyeyim kaşığı uzatırsınız yemiştir, kıyafeti seçmişsinizdir, giymiştir ve birdenbire çocuk istemiyorum demeye başlar. İlk ayrışma hamlelerini yaptığı zaman işte ben tek ineceğim merdivenlerden. Caddeden tek geçeceğim gibi tekliflerde bulunur. Bu ayrışma döneminde ebeveyn ve çocuk arasındaki o ilişki çok kritik ve bağlarını çok kuvvetlendirip ya da zarar verebilme ihtimali var. Diğeri de ergenlik dönemi. Ergenlik dönemi bir çocuk yaklaşık ikili yaşlarda işte üçlü yaşlarda ne yapıyorsa ergenlik döneminde de hemen hemen aynı şeyi yapar. Yani şunu düşünün. İşte 2 yaşında bir çocuğunuz var, oğlunuz var. İşte Şubat'ın ortası dışarıda lapa lapa kar yağıyor mesela. Şort giymiş, ben böyle çıkacağım diyor. İzin mi verelim? Hayır, bu değil tabii ki ama bunu anlatma tarzımız çok belirliyor. Bu çocuk büyüyor, 16 yaşına geliyor mesela. Çok basit bir şey. Sabah banyoyu yapıyor, saçlarını kurulamadan dışarıya çıkıyor mesela. Aynı şey aslında. Bak doğru değil yaptığın hasta olacaksın. Aynı yere çıkıyor, aynı kapıya çıkıyor burada süreç. Dolayısıyla uygun bir dille kışkırtmadan ya da yadırgamadan ayrışmasına saygı göstererek çocuğun duygusunu orada yatıştırmak gerekiyor. İki önemli aşama var. Dediğim gibi ergenlik ve bu ilk ayrışma aşaması. Onun haricinde de duyguları düzenleyebilmek her zaman mümkün. Yapabilirsiniz bunu sürekli. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Terapide mesela ergenlerle görüşme yapan arkadaşlar bilirler ya da hani buna denk geldiyseniz. Mesela psikoloğun genelde yaptığı şey şudur. Ama bunu samimiyetle yaparlar. İşte çocuğu götürürüz şeye bir psikoloğa. Hocam merhaba biz geldik. Ben onunla görüşeyim der mesela. İlk söylediği şey şu. Zorla getirdiler değil mi seni? Yani bir sürü şey oldu. Ya da anlaşılmadığını hissettin. Sanki tek sorumlu senmişsin gibi geldi. Mesela kaşlarını kaldırır çocuk. Başka bir dil çünkü. Anlaşıldığını hissettiğinde açmaya başlar. Anlaşıldığını hissettiğinde duygularını da ifade etmeye başlar. Utandığınızda biri sizi ya kaç yaşında adamsın, utanmak ne demeyeceğinden emin olduğunuz insanların yanında utanabilirsiniz sadece. O yüzden de yani noksanız ve eksik varlıklarız ve bunlar tanımlanmış olan duygular her birimizde ve bazıları hayvanlardan tamamen farklı olarak sadece insanda bulunan çok kıymetli duygular hepsini yaşamak zorundayız. Yok edemeyiz hiçbirini. Birini inkar ettiğimizde semptoma dönüşür. Fizyolojik reaksiyonlara dönüşür, hastalıklara dönüşür, eklem ağrılarına dönüşür. O yüzden hepsi çok kıymetli.
Filmin adını hatırlayamadım şu an. Inside Out filmi. Doğru değil mi? Evet, Ters evet. yüz diye zannederim. Ters yüz diye sanırım Türkçe'ye çevrilmiş bir film. Muhakkak tavsiye ederim. Yani muhakkak tavsiye ettiğim bir film. Bu bütün anlattıklarımı çok hoş bir şekilde yetişkinlere de uygun animasyon filmi. Çok güzel bir şekilde anlatıyor bu filmde. Çocukların da izleyebileceği bir film diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet, kesinlikle. Gönül rahatlığıyla izleyebilirler orada. Ve Ters Yüz filminde çok hoş bir sahne var. Çocuk için işte trajedik bir olay yaşadıklarında Riley'di zannedersem karakter. Çocuğun tek tek güvendiği duygu adaları yıkılmaya başlar. Mutluluk gider. Akabinde işte arkadaşlar gider, destek gider, birçok şey gider ve çocuğun dünyası tam karanlıkta boğulacakken anne bir gece gelir ve şey der. Bu süreçte çok yoruldun değil mi sen de der mesela ve birden aydınlanır dünyası. Yeniden duygu doğar. Çok hoş bir sahne o. O yüzden de hakikaten yani anlayabilirsek ve bunu yapmacık bir şekilde değil. Ben de üzüldüm yani. Ben de çocukken böyle oluyordum. Anlayabiliyorum seni, korkuyorsun şu an. Bunu söylediğimizde gerçekten duygularla ilgili cesaret göstermeye başlayacak çocuk. Şiddet kötü ama tutarsızlık çok daha kötü dediniz. O nasıl telafi edilir? Yaş 6. Tutarsız davrandığımda diğer tarafımı bölmeden bunu anlatmam gerekiyor. Yani kendi içimde çocuğa dair bir karanlık çıkıyor ya orada. O karanlığı inkar etmemeliyim. Yani ben yaptım. Mesela şunu söyleyecek çocuk. Ve duyarız hepimiz. Anne sen beni çok sevdiğini söylüyorsun ama bana hep bağırıyorsun ya. Ya olur mu işte? Çocuk şunu söylüyor. Sevgi ve bağırmak iç içe olmaz diyor. Aslında bir yanlışın sinyalini veriyor bize. Yani yanlışın sinyalinden kastım şu. Nasıl bir arada tutacağım ki ben bunu? Sevdiğini söylüyorsun, aynı zamanda öfkeleniyorsun, bana bağırıyorsun. Ebeveyn şunu söylerse eğer, ay canım olur mu şey, ben sana bağırır mıyım hiç? Sevdiğimden yapıyorum sürekli derse, çifte değerli mesaj verirse çocuğa zarar veriyor. Burada doğru diyorsun. Yanlış yapıyorum gerçekten. Daha da ileri götürün. Yanlış olduğumu bilmeme rağmen bazen tekrar tekrar yanlış yapıyorum. Çok haklısın. Ama inan üzülüyorum ben de. Yani çocuğa şunu teklif ediyoruz aslında. Evet bak sana tutarsız davranan benim ve tutarsız davrandığımın farkındayım. Ama tutarsız davrandığımda hayır olmaz öyle şey deyip kendi karanlığımı yok etmeye çalışıyorsam orada gerçekten çocuk için zararlı, yıkıcı bir süreç başlıyor. Bugün duygu regülasyonu başlığı altında duygu regülasyonu başlığı altında aslında bir ilke edinebilmek için bir fikir verebilirsem eğer bütün bu konuşma ya da bu hengamenin başarılı olduğunu gösterir bu. Dediğim gibi bu teknikleri öğrenmek zor değil. Birkaç kitap aldığınızda duygu regülasyonu nedir, çocuktaki işte iyi bir ebeveynlik nasıl yapılır vesaire bunları öğrenebiliriz. Bu çok mesele değil. Ama samimiyeti yani zarafeti ya da içtenliği ya da dürüstlüğü kitaplardan öğrenemiyoruz. Dolayısıyla bunun için çaba göstermek zorundayız. Gerçek olmaya niyetlenirse ebeveyn, gerçek ebeveynlikten bahsediyorum. Böyle babalar asla yanlış yapmaz. Anneler hiçbir zaman çocuğun iyiliğini, işi kötülüğünü düşünmez gibi beylik sözler etmeden senin gibi yarım yamalak biriyim. Her birimiz kadar eksik ya da fazlayım diye çocuğa gerçeğini sunarsa çocuk da orada gerçek kendiliğine dair sağlam adımlar atmaya başlar diye düşünüyorum ben. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.